Merhaba, ben öğretim görevlisidır Tok. İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı Program Başkanlığı'nı yürütüyorum. Lisans ve lisans eğitimimi felsefe alanında yaptım. Yüksek lisans eğitimimi sosyoloji alanında yaptım. Doktora eğitimime de yine sosyoloji alanında devam ediyorum. İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programında 2017'den itibaren çalışıyorum. Hem öğretim görevlisi hem de Program başkanlığının görevini yürütüyorum. Ee, sosyal hizmetler programımızda neler var? Bunları anlatalım kısaca. Sosyal hizmetler dezavantajlı bireylere yönelik bütün e, sosyal hizmet uygulamalarının çatı e, alanı. E, dezavantajlı bireyler derken e, çocuktan yaşlıya kadar çok geniş bir spektrumu içeriyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar e, ve buna benzer e, bir sürü e, farklı demografik, e, kategorileri içeriyor. Tabi bazı sosyal problemler odağımızda yoksulluk, işsizlik ya da engellerin toplumsal uyumu, yaşların entegrasyonu, bunun içerisinde mülteciler, sığınmacılar da giriyor ve aynı zamanda çok farklı kurumlar çerçevesinde yapılan bir e, hizmet alandan bahsediyoruz. E, sosyal hizmetler programımızda verilen dersleri anlattıktan sonra bu kısma tekrardan geçeriz. Sosyal hizmetler programında biz önce bir e, sosyal hizmet ne olduğunu anlatıyoruz. Sosyal hizmetler, sosyal hizmet kuruluşlarını tanıtıyoruz ve e, aynı zamanda hukuki olarak da destekliyoruz öğrencilerimizi sosyal hizmet mevzuatı dersimizde. Çünkü e, bizim alanımıza hukuki bilgi önemli. E, bütün çalışma alanında, alanında gerekli. Aynı zamanda ortak derslerimizde öğrencilerimizi de destekliyoruz. Bizim çok farklı çalışma alanlarına sahip olduğumuz için hem sağlık alanında hem hukuk alanında hem e, hem teorisi hem pratiği çok yoğun bir eğitim sürecimiz var. Sağlık alanında bazı derslerimiz var. Öğrencilerimiz te, temel sağlık hizmetleri dersi ve temel bakım hizmetleri dersi alıyor. Temel bakım hizmetleri dersinde de iki ayrı alanımız var. Hem e, hasta ve yaşlara yönelik. Bakım hizmetleri dersimiz var, hem de özel gereksinimi bireylere yönelik bakım hizmetleri dersimiz var. Ee, biz e, öğrencilerimizin çalışma alanlarına uygun bir şekilde derslerimizi planladığımız söyleyebiliriz. Bu bakım hizmetleri meselesi önemliydi, sağlık hizmetleri dersimiz de önemli. Daha sonra e, öğrencimiz tabii ortak derslerle birlikte de e, sosyoloji veya felsefe gibi çeşitli ortak dersler de alıyor. Son sınıfta ise ikinci sınıfta ise daha çok uygulamaya yönelik derslerimiz var. Burada sosyal hizmet uygulamaları dersimizde alan bilgisi, vaka örnekleri ve görüşme ilke teknikleri gibi çeşitli başlıklarımız üzerinden ilerliyoruz. Öğrencilerin çok daha katılımını gerektiren dersler bunlar ve e, aynı zamanda rapor sunma ve yazma teknikleri, sosyal hizmete görüşme ilke teknikleri gibi çeşitli derslerimiz var. Son dönemde ise meslek yüksekokulumuzun bütün programlarında olduğu gibi zorunlu staj, stajımız var. 30 iş günlük bir stajımız var. Burada İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Hizmetler programı bir avantaj var. Bunu her sene söylemekten de e, guru duyuyorum. Çünkü e, Özellikle sağlık alanında staj yapmak isteyen e, Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerimize İstanbul Belediye Kendi Üniversitesi'nin sunduğu bir imkan var. Hem kendi hastanesinde staj imkanı sağlıyor hem de e, Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar e, gereği çeşitli hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde staj yapma imkanına sahip oluyor. Bu cidden e, artı bir değer çünkü birçok üniversitede bunun olmadığını biliyoruz. E, ve... E, aynı zamanda çok farklı alanlarda staj yapma imkanımız var. Bizim mesela bu seneki hemen 2022-2023 dönemindeki staj yapan arkadaşlarımızdan örnek verirsek hastanelerde de staj yapanlar vardı, yerel yönetimlerde de yapan yani hem belediyelerde hem kaymakamlıklarda yapan sivil toplum kuruluşlarında da staj yapan öğrencilerimiz vardı. Bu staj yapılacak kurumların sayısının çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çalışma alanları olarak e, hastaneleri saydık, zaten staj yap, yapılıyor orada. Yerel yönetimleri, belediyeleri, kaymakamlıkları saydık. Sosyal hizmet, yardımlaşma, dayanışma vakıflarında yapılıyor. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yapılıyor. Yeşilay, Kızılay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da ya da sosyal yardımı odağına almış sivil toplum kuruluşlarında da. Staj yapılabiliyor. Bu staj yapılan alanlar aynı zamanda çalışma alanlarını da bize gösteriyor. Sadece tabii dördüncü dönemde yani programımızın dördüncü döneminde zorlu stajımız var. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kariyer kapısı bir uygulaması var ve artık öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren de staj yapabiliyorlar. Biz aslında şunu söyleyebiliriz, birkaç yıldır öğrencilerimiz hem birinci sınıfta hem de ikinci sınıfta staj yapma imkanına sahipler. O açıdan staj koordinatörlüğümüzün iyi çalıştığını, öğrencilerle iyi iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. ve İstanbul Beykent Üniversitesi'nin avantajlarından birisi de staj koordinatörlüğünün iyi ve hızlı çalışması. Hocalarımız, sosyoloji alanında ve sosyal hizmet alanlarında çalışmalar bulan hocalarımız, Ders içeriklerimiz ve uygulamalarımızla Sosyal Hizmetler Programı olarak sizleri üniversitemize bekliyoruz.